Sun sağarı sakı bana mesta ne Uslanmadı gitti gör o diva ne desinler. Peymanesini her kişi toldurmada bunda. Şimdiden bu mescide meyhane desinler. Dilhanesini yık koma taş üstüne bir taş. Sen yap anı eller ana vira ne desinler. Gönlünde senin gayru siva sureti neyler. Layık mı bu kim Kabe'ye bütane desinler. Yahya'nın olup sözleri hep sırrı muhabbet. Yaran işitip söyleme yaba ya ne desinler. Ağzınıza sağlık hocam. Efendim Diyanet TV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Edebi ile huzurlarınızdayız. Yayınımızı Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden yapıyoruz. Bugünkü konumuz Şeyhülislam Yahya Efendi. Her hafta olduğu gibi bu haftada doktor öğretim üyesi Ömer Demirbağ hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkürler. Verdiniz. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizi de iyi gördük. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam bugünkü programımızın mevzuu Şeyhülislam Yahya Efendi. Öncelikle bir şeyle başlayalım. Bir sıfatı var evet. bu Yahya Efendinin. Şeyhülislam Yahya Efendi ve bunu özellikle belirtiyoruz. Şeyhülislamlık nasıl bir şeydir diye başlayalım hocam. Efendim, Şeyhülislamlık bilhassa İslam medeniyetinde daha önceki Roma, Mısır medeniyetlerinde görüldüğü gibi icranın yanında icrayı kontrol etme mekanizmasının adıdır. Büyük İskender'in yanında Aristo ne ise, Oğusan ya da Metehan'ın yanında Ton ne ise, büyük sultan hükümdar padişahın yanında şeyhülislam odur. Yani yapılan işlerin, icraatın kitaba ve sünnete ne kadar uygun olduğunu denetleme mekanizmasıdır ve üstün yetkilerle donatılmıştır. Şeyhülislam sayesinde Dördüncü Murat gibi bir iki istisna dışında bizde asla batılı anlamda diktatörlük olmamıştır. Çünkü Fren mekanizması. Elbette. Çünkü e, fetva verdiği an padişah düşer. Nitekim düşürdükleri de olmuştur. Bir kontrol mekanizmasıdır. Başlangıcı şey kelimesinden e, alalım. şey Arapça bir kelime. Yaşlı demek. E, petrol zengini demek. Bir de bilge kişi, tarikat büyüğü, mürşidi kamil demek. Pir. Pir demek. Bizde daha çok üçüncü vasfıyla anılır. Ancak şeyh kelimesinin ilk ortaya çıkışı asr-ı saadettir. Hmm. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında iki büyük mübarek danışman vardı. Vahiy gelmedikçe, ayet gelmedikçe istişare edildiğinde Efendimiz mutlaka bu ikisine danışırlardı. Biri Hazreti Ebubekir, diğeri Hazreti Ömer ve bu ikisine şeyheyn denir. Şeyhler manasında. Peygamber Efendimiz'in şeyhül İslamları. Bu gelenek yüzyıllar boyu hem e, halifelik zamanında, Hulefai Raşid'in zamanında hem de daha sonraki Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar zamanında devam etti. Büyük cihangirlerin yanında, büyük devlet adamlarının yanında mutlaka bir ruh büyüğünü görürüz. Bu olmadan olmaz zaten. Nitekim Osmanlılar'da Osman Bey'in yanında Şeyh Edebali'yi görüyoruz. Orhan Bey'in yanında Hacı bektaş Veli'yi görüyoruz. Ya da ikinci e, şey Hacı Bayram kısmen. İkinci Murad'ın yanında Hacı Bayram Veli. Fatih'in yanında Akşemseddin Molla Gürani birçok. E, i̇kinci Bayezid'in yanında İbni Kemal Hazretleri. Yavuz'un yanında Zembilli Ali Efendi ve Kanuni'nin yanında Ebu Suud Efendi. Mutlaka yanında bir ruh büyüğü, bir mana e, büyüğü vardır. Şeyhülislamlık böyle gelenekselleşiyor. Daha sonraki yüzyıllarda biraz sönük oluyor. Hilafetin Osmanlılara geçişiyle kimilerine göre kanuninin hatası olarak kabul edilir. Şeyhülislamlık tayine bağlanıyor. Hmm. Padişah tayin etmeye başlıyor. Duraklama devri bu şekilde başlıyor. Yine de büyük ilim adamları, büyük İslam alimleri gelmiştir. Eee bu saydığım ruh büyüklerinin neslinin kesildiği andan itibaren devlet-i ebed, müddetin gümbür gümbür çöküşe geçtiğini görüyoruz maalesef. Alimin olmadığı yerde adeta ilahi yardım kesiliyor. Eyvallah hocam ağzınıza sağlık. Peki hocam Şehir İslam Yahya'nın Türkiye'de Türk Edebiyatı'ndaki yeri hakkında neler söylemek istersiniz? Efendim e, oraya gelinceye kadar şair Şehir İslamlara nasıl gelindi evet. Onu bilmemiz lazım. Malumdur bizim divan edebiyatımız Osmanlı'dan önce başlamıştır. Yani Hoca Dehani Selçuklu zamanıdır. Batı Selçuklu e, imparatorluğu zamanında ilk divan şairimizi görüyoruz. Daha sonra Osmanlı zamanında gittikçe gelişiyor. Divan Edebiyatımızın ilk yüzyılı 13. yüzyıl, 1. yüzyıl. Bu dönemde taklit dönemi olarak adlandırılan e, ilmi, e, şi şiirle ilgili bir takım gelişmeler var. Ancak Türklerin İslamiyeti kabullerinde, Hazır bir İslam edebiyatı var, Arap Fars edebiyatı. Eyvallah. Ve Türkler geriden gelerek üçüncü sırada İslam medeniyetine dahil oldukları için doğal olarak taklit durumda olmuşlardır. Divan edebiyatının ilk yüzyılı Arap Fars edebiyatını taklittir. İkinci yüzyılı, yani 14. yüzyıl, özgünlüğe biraz yaklaşıyorlar, taklit bitiyor, tesir dönemi başlıyor. Üçüncü yüzyılda ise arayı kapatıyoruz. 15. yüzyıl, Arap Fars edebiyatıyla denk olduğumuz, atbaşı gidiş kıvamını tutturduğumuz yüzyıldır. Hele hele 15. yüzyılın sonlarında Ali Şirinevai yetişerek Muhakeme Lugateyn adlı eseriyle o zamanki Türk dili ve edebiyatının, o zamanki Arap-Fars dilleri ve edebiyatlarından zenginlik bakımından daha ileri bir noktada olduğunu kitaplık çapta kanıtlıyor Alişir Şirinevai. Artık geçiyoruz. 16. yüzyıldan itibaren ise bizi ta taklit ediyorlar. En muhteşem dönem. Bu en muhteşem dönemde Baki yetişiyor ve Baki Şeyhülislam olmak peşindedir. E, Gayetler layıktır, yerindedir. İslam alimidir Baki. Fıkhi eserleri var divanının yanında. Böyleyken zamanın ilmi havası Baki'yi Şeyhülislamlığa reva görmüyorlar. Sebep? Çünkü şair diyorlar. Şeyhülislamlık günümüzde denk bir makam olmadığı için benzetmekte biraz zorluk çekiyorum. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı ile karıştırılmamalı. Evet öyle zannediyorlar. Yani öyle. din işleri değildir Şeyhülislamlık. Şeyhülislamlık yapılan icraatın kitaba ve sünnete ne kadar uygun olduğunu denetleme mekanizmasıdır. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi başkanlığı biraz benzer. Evet, Şeyh, az biraz var. benzer. Evet. evet. Böyle olunca son derece yetkili etkili bir makam. Baki'yi bırakmıyorlar çünkü Baki şairdir. Efendim şairden Şeyhülislam olamaz mı? <laughs> Bir yüzyıl sonrasına gelsen hepsi Şeyhülislam. Ancak olamaz çünkü şair ile hukuk bir araya gelmemeli diyorlar o zamanki zihniyetin. Bir yüzyıl sonra 17. yüzyıla gelindiğinde e, maalesef adeta bir el şalteri kapatmış gibi hemen her kurumda muazzam bir çözülme başlıyor. Evet. 17. yüzyıldan bahsediyorum. Tepede bir zamanlar Yavuzların, Kanunilerin, Fatihlerin oturduğu Tahtta 17. yüzyıldan itibaren 6 yaşındaki çocuklar oturmaya başlar. 6 yaşındaki çocuğa namaz bile farz değilken bu halifeyi i ruizemindir. Biraz daha aşağı indiğimizde sadrazamlık makamında, bir zamanlar sokullu, köprülüler gibilerin oturduğu makamda, maalesef okuması yazması bile olmayan tiplerin sadrazamlığa kadar yükseldiğini görürüz. Bir çözülme, bir bozulma maalesef söz konusudur. Şeyhülislamlığa gelindiğinde bir zamanlar bakiyi bile o makama layık görmeyen zihniyet o derece tavsamış, gevşemiştir ki 17. yüzyıl Şeyhülislam şairlerin yüzyılıdır ve bunların başında Şeyhülislam Yahya Efendi'yi görüyoruz. Oysa bir önceki yüzyılda olsaydı Şeyhülislam olamayacaktı Yahya Efendi. Evet. Baki olamadı nitekim. Ee, şey, Yahya var, Bahai var, bir sürü var. Şeyhülislam şairler geliyor bu yüzyılda en çok bozulan ise maalesef askeriyedir. Yeniçeri ocağıdır. kazan kaldırmalar, indirmeler, Genç Osman faciası, 4. Murat derken karma karışık bir yüzyıl ve tam da bu yüzyılın hırçınlığı, sesi, kaosunu adeta şiirine nakşeden ama ahenkle nakşeden nef'iyi görüyoruz. Şeyhülislam Yahya ile çağdaş şairlere baktığımız zaman adeta bir önceki 16. yüzyılda olduğu gibi yine devlerin geçit resmi yaptığını görürüz. Kimler var bir düşünün. Nabi, Naili, Nef'i, Şeyhülislam Yahya, Bahai ve daha niceleri. Yüzden fazla şair muhakkak ki ön plandadır. Divan şiiri. Olanca ihtişamıyla bir önceki yüzyılın parlaklığını devam ettiriyor divan edebiyatı. Ancak bütün yaptıkları mevcudu muhafazadır ve önceki ustaların seviyesini yerinde tutabilmektir. Yenilik değildir. Nitekim bir sonraki 18. yüzyılda divan şiiri maalesef hantallaşmaya başlayacak ve taze kan sayılabilecek bir edebi hamle maalesef olmayacaktır. Bir şey, şeyh galibi görüyoruz ama kendisiyle başlıyor, kendisiyle bitiyor. Hüdayi nabit. Evet, maalesef. <laughs> Bizzat-ı şerif. Şeyhülislam Yahya'ya gelince çok büyük bir din alimi. Ayrıca 90'lı yaşlara kadar yaşamış olduğu için pek çok padişah görmüş. İstanbul'un fethinin 100. yılında dünyaya geliyor. İstanbul'un fethinden tam 100 yıl sonra. 100. yılında dünyaya geliyor. Sağlığında sanıyorum 5 padişah görmüştür. En önemlileri Sultan 4. Murat'tır. Bağdat seferinde, Ravan seferinde bizzat Şeyhülislam Yahya'yı padişah yanında götürecek kadar, sandalında ya da teknesinde ağırlayacak kadar değer verir. Büyük bir İslam alemidir zamanın aykırı sesi nef'i bile Şeyhülislam Yahya'ya karşı son derece hürmetkârdır. Bu önemli bir ölçüdür. Evet. Nef'i ki öz babası dahil hicvetmediği kimse kalmamıştır. Dördüncü Murat dahil, Sultan Dördüncü Murat'ı bile hicvetmiştir. O kadar kasideler sundu. İşte esti nesi minev bahar, açıldı güller subhudem. Açsın bizim de gönlümüz, sağ medet sun camı cem diye başladı o 30 küsür beyitlik kasidesinde Sultan 4. Murad'ın atına kadar göklere çıkarır. Böyleyken hicivde onu bile ihmal etmeyen Nef'i Şeyhülislam Yahya'ya karşı son derece hürmetkardır. Çok büyük bir din alimidir. Aynı zamanda çok büyük bir divan şairidir. Dönemin esintilerini günümüze ulaştırmada pek başarılıdır. Şiirinin rengine, tonuna, çizgisine gelince şunu söyleyebilirim. Kadı Burhanettin ile başlayan, Necati Bey ile yükselen, Baki ile zirveyi bulan çizginin 17. yüzyıldaki devam ettiricisi Şeyhülislam Yahya'dır. Şiirin özellikleri aynen bu çizgidedir. Renkli hayaller, güzel nükteler, açık söyleyiş, az sözde çok şey anlatmak. Az önce okuduğum şiirde geçen bir Beytül Gazel vardır ki hakikaten dillerdedir. Gönlünde senin gayru siva sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye puthan edesinler? Bu söz zamanda vecize hükmüne geçmiştir. Kendisine selam olsun. Hayati Bey ile pek çok sohbetlerimizde bu beyt üzerinde durmuşuzdur. Eyvallah hocam. E, Sun Saki bana mestan edesinler şiirini okudunuz. E, biraz da lütfeder misiniz hocam? Efendim bu gazel en ünlü eserlerinden biridir. Çok güzel bir naati şerifi de vardır. Kısacık mısralarla divanı oluşum, divanında geçer. Onun son beyti aklımda meddahın olacak Hazreti Hak nice meth ya seni Yahya evet. Hazreti Peygamber'e diyor. Allah seni met ettikten sonra Yahya seni nasıl meth evet. diyerek bitiriyor. Evet. Bu gazele gelince beşeri aşk ilahi aşk, rindane söyleyiş birbiriyle o kadar güzel kıvamda harmanlanmış ki bu gazel çok sayılmıştır. Dillerde ezberlere nakş olmuştur. Benim bildiğim kadarıyla beş ayrı bestesi yapılmıştır. Beş ayrı farklı besteleri vardır. Günümüze kadar gelmiş. Müsaade ederseniz bir lütfen, lütfen Bakalım şuna. Ee, ha, dönemin edebiyatından biraz bahsetmem gerekiyor. 17. yüzyıl divan edebiyatında çok keskin tezatları şiirde kullanmak modadır. Hı. Mesela Nail'i de geçer bir örnek. ''Pelas pare irindi bedu şu kase bekef zekatı mey verilir <laughs> bir diyare dek giderüz.'' dilencilerin pılı pırtılarını sırtımıza alıp, dilenme kasesini de elimize alarak, şarabın zekatının verildiği bir yere kadar gideriz. Nesre çevirilişi bu kadar. Şarap ve zekat. Biri İslam'ın kesinlikle yasakladığı, diğeri ise kesinlikle emrettiği iki kavram. Şarap en büyük haramlardan, hatta günah-ı kebair. Zekat ise İslam'ın beş şartından biri. Bu kadar keskin tezatları şiirde beraber kullanmak 17. yüzyılın divan şiirinin bir modasıdır ve hakikaten okuyucuyu ürtper, ürpertmede eşsizdir bu. Nitekim bakın şeyde de Şeyhülislam Yahya'da da aynı şeyi görüyoruz. Bir kere bunu söyleyen bir Şeyhülislam tezada bakın. Sun sağarı sakıyı bana mestane desinler. Ustanmadı gitti gör o divane desinler. Ey sakı kadehi ver bana sarhoş desinler. O deli zaten uslanmadı gitti desinler. Bunu söyleyen bir şeyhülislam. Bir din alimi ve büyük Osmanlı medeniyetinde İslam hukukunun temsilcisi. Eyvallah. Ve sun sagari derken saki kelimesiyle neyi kastettiğine dair bir tefekküre girişecek olursak şunu söylemem gerekir. Saki sözcüğü bizim divan şiirimizde çok kullanılır saki nameler filan vardır. Doğuda çok büyük bir yeri vardır ve muazzam anlam zenginliği vardır. Sâkî ne demek? Size bir sarhoşluğu yaşatan kişi demek. Size bir mestlik, bir sarhoşluk, bir kendinden geçmişliği yaşatan kişinin adı sâkîdir. Ve bu şairin mizacına göre değişir. Mesela Yunus Emre'de de sâkî var, Nedim'de de sâkî var. İkisininki aynı kişi midir? Bir düşünün. Mesela Yunus Emre der ki: "Bir sâkîden içtik şarap, Arş'tan yüce meyhanesi." Ol sakinin mesleri yüz, canlar anın peymanesi. Öyle bir sakiden şarap içtik ki, onun meyhanesi arştan da yücedir. Ve bizim canlarımız onun doldurduğu kadehlerden ibarettir, diyor Yunus Emre. Buna karşılık Nedim de sakıya bir bakalım. Ne diyor? Bir elinde gül, bir elde cam, geldin sakıya. Kangısını alsam gülü, yahut ki camı, ya seni. Buradaki sakı ile Yunus Emre'deki sakı aynı kişi midir? Değildir size bir sarhoşluğu her ne suretle olursa olsun, kim olursa olsun bir kendinden geçmişliği size yaşatıyorsa o sakidir. Şairin mizacına göre değişir. Nedim'e göre sakı her zaman karşılaştığı, uğruna gazeller söylediği dilberlerden biri. Ama Yunus Emre'ye göre sakı az önce okuduğum beyte göre Allahu Teala'dır. Bazen Hazreti Peygamber sakidir. Çünkü onun feyzi, onun bahşetmiş olduğu ruhani teveccühle insanların kendinden geçmesi onu bir sakilik pozisyonunda gösteriyor. Hazreti Ali sakı Kevser diye anılır zaten. pir, pir Mürşit sakidir. Mevlana'ya göre Şems sakidir. Size bir sarhoşluğu yaşatan herkes için sakı demek mümkündür. Bizim doğu edebiyatındaki sakı tipiyle batı edebiyatındaki barmen tipi birbirine çok benzer ama birbirinden o kadar uzaktır ki. Doğa edebiyatındaki sâkî ne kadar zengin çağrışımlarla yüklüyse, batı edebiyatındaki barmen o kadar dar ve tek bir figürdür. Şimdi, Şehristan Yahya'ya gelecek olursak, sun sâgarı sâkî, bana mestane desinler. Ey sâkî, bana kadeh ver, varsın bana sarhoş desinler. Acaba sâkî kim ve e, sagar ne demek? Bu beyti anlayamıyoruz. Bir hazırlık yapıyor. Belli ki bir ipucu verecek bize. Ve Uslanmadı gitti gör o divan edesinler diyerek uslanmamış olmak sarhoşluktan ayılmamış olmakla gizli bir iftihar duyduğunu bize sezdiriyor. Bu öyle bir sarhoşluk ki bunun devamını istiyor şair ve çok e, önemli dikkatinizi çekmek isterim hiç unutmayalım bunu söyleyen bir Şeyhülislam, bir Şeyhülislam ve e, pek çok edebi sanatın yanında aliterasyonu o kadar mükemmel kullanmış ki. Birinci Mısra'da beş kere se ünsüzünü kullanıyor. Sun sa garı sa kı bana mesta ne desinler. Beş tane se geçti. Yeah. İkinci Mısra'da uslanmadı gitti gör o diva ne desinler. İki tane de ikinci Mısra'da. Se ünsüzünü bu kadar çok kullanması tesadüfi midir acaba? Çünkü şaraptan bahsediyor. Şarabın minadan yani sürahiden kadehe dökülürken çıkarmış olduğu şırıltıyı Şuur altından okuyucuya veriyor. Aliterasyonun görevi zaten bu. Eyvallah. Divan şiirinde çok kullanılan bir sanattır ve ustaların işidir. Nef'i bunda zirvedir. Geri gelmişken biraz açayım. Evet. Mesela Nef'i'nin bir savaş tasviri yapmış olduğu bir beyitte olur yardımcı eyleminin dışında hiçbir kelime Türkçe değil ama bu beyti duyduğunuz an hiçbir şey anlamasanız da bir savaş tasviri yapıldığını anlarsınız. Evci hevada siyti çeke çağ avazu ra'du saika rehgüm künan olur. Bir şeyler e oluyor. Bir anlamasak da. <laughs> <laughs> Fazıl-ı -e Enderuni zannediyorum odur. Yanlış hatırlayabilirim. Sevgilinin yürüyüşünü tasvir eder. O gülen dam bir al şale bürünsün yürüsün. Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. Dikkat ederseniz etek hışırtılarına kadar şiirde verir. <laughs> Yahya'ya dönecek olursak Şeyhülislam Yahya'ya. Sun sağarı sakı bana mestane desinler uslanmadı gitti gör o divane desinler derken suyun sesi, şırıltının sesi, kadehin çınlayışı hiçbir şey anlaşılmasa bile birinci beyitte veriliyor. Eyvallah. Burada ilk beyitte şair sarhoş olmak istiyor, kendinden geçmek istiyor ve kendinden geçmesine vesile olan kişiye, sakıya adeta niyazda bulunuyor. Ve asla uslanmayayım, asla kendime gelmeyeyim, bu hal devam etsin diyor. Acaba nedir bu? İkinci beyte geçelim heymanesini her kişi toldurmada bunda. Şimdiden geri bu mescide meyhane desinler. Herkes kadehini burada dolduruyor. Öyleyse bu mescide meyhane desinler. Allah Allah. Mescid yani cami. Secde edilen yer. Mabet. yazanda şey. Değil mi? En kutsal yer. Şimdiden geri bu mescide meyhane desinler. Olacak şey mi? Bir İslam bunu söyler mi hiç? Nitekim zamanında çok büyük itirazlar da olmuştur. Herkes kadehini burada dolduruyor. Öyleyse bu mescide şimdiden sonra meyhane deseler yeridir diyor. Acaba ne diyor? Bunu söyleyen bir şey, şeyhülislam. Mescit dediği yer neresi olsa gerek ve niçin insanların sarhoş olduğu bir yere benzetmeye çalışıyor. İlk iki beyitte de son derece muğlak, üstü kapalı, sezdirmeksizin söylediği, vermiş olduğu mesajlarla anlıyoruz ki şair hakikaten herkesin kendinden geçtiği, bir sarhoşluğu yaşadığı bir topluluğun içindedir. Ve o sarhoşluğun devam etmesini istemektedir. Bu iki şeyden biridir. Ya bildiğimiz adi anlamda alkolik olmaktır ya da feyz, cezbe, nur içinde kendinden geçmektir. Bütün doğu edebiyatında mazmunlarla kalıplaşmış olarak meyhane şarapla söylenir. Bu arada yeri gelmişken belirteyim. Şu Ömer Hayyam'ı böyle ay yaş, alkolik gibi kabul ediyorlar. <laughs> Söylediği şarap filan tamamen mecazdır. Bildiğimiz duhteri engür değildir. Yani <gülüyor> şarap üzüm <laughs> <uzun> suyu değildir. <laughs> Devam ediyor. Yine didaktik ama lirizm içinde eritilmiş bir didaktizmle asla bize sezdirmeden bir nasihat. Dilhanesini yık, koma üstüne bir taş. Sen yap anı, eller ana virane desinler. Bu beyit belli ki bir geçiş beytidir ve bundan sonra Beytül Gazel gelecektir. Ancak bu beyit o kadar mana yüklüdür ki bunun üzerine birkaç program harcanabilir açık söyleyeyim. Dilhanesini yık koma taş üstüne bir taş. Ne demek bu? Gönül evini yık taş üstüne taş kalmayacak şekilde. Niçin? Niçin? Niçin yık? İkinci mısra sen yap anı eller ana viran edesinler. Bu baştan sona tasavvuftur. Eyvallah. Tasavvuf, önceki programlarda birkaç kere değindiğimizi hatırlıyorum. Tasavvuf ne demek? Tasavvuf, la ilahe illallah demek. Tasavvufun tanımı kelime-i tevhiddir. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe illallah, lafz mübarekine baktığımız zaman yarıya kadar bir reddediş görülür. La ilahe, ilah yok. Ondan sonra da ise ispat vardır. İllallah, Allah'tan başka. İlah yok, Allah'tan başka. Tasavvufun ilk evresi çile, inziva, uzlete çekilme, nefse hakimiyet, hatta terki vatan etmek dönemidir ki kahırlı, zehirli dönemdir. Bu la ilahe dönemidir. Niçin çilelere giriyorlar? Niçin nefsini pek çok şeyden men ediyorlar? Niçin normal insan hayatında e, dünya nimetlerinden helal bir şekilde faydalanmayı bile çoğu zaman kısıyorlar? Çünkü o sırada bir ruh rejimi içindeler. Kalbe bir şeyi kabullendirmeye çalışıyorlar. Biraz derine ineceğim müsaadenizle. Lütfen, de. estağfurullah. Tasavvufta birinci evre la ilahe evresidir. Kalbinizde Allah'tan başka bütün alakaları, ilgileri kalbinizden silmek devresidir la ilahe. İçinizdeki putları devirin. Allah'tan başka ilah. İçinizdeki ilahları devirin. La ilahe budur. Ve bunu yapmak dünyanın en zor, en çileli işidir ve bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey de değil. Bir mürşit yardımı lazım. Bir kişiyle olacak bir şey değil. Nazar lazım, himmet lazım. Mevlana Celaluddin Rumi'ye göre kaleleri fethetmekten zordur. Hep o örneği veriyorum anlaşılsın diye sınıflarda. Allah korusun gözünüze bir kıymık batsa düşünün. Onu oradan çıkarmak kolay bir şey mi? Hatta o kadar acır ve siz o kadar korkarsınız ki insanların elini yaklaştırmasına bile izin verim, aman kimse yaklaşmasın oraya. Gözünüze bir kıymık batmış. Onu oradan o kadar çıkarmak o kadar zor iken bir de ta kalbinize kadar işlemiş fani alakaları oradan silip çıkarmak kolay mı sanıyorsunuz? Dünyanın en zor işidir dediğim bu. Onları oradan çıkarabilmek Allah'tan başka her şeyi kalpten temizleyebilmenin yolu kişinin ruhi bünyesine uygun olarak bir ruh rejimine girmesi lazım. Ve girdiği zaman da kalbinde yer etmiş olan Allah dışındaki her şeyi yerle bir etmesi lazım. Dil hanesini yık, taş üstüne bir taş. Dediği bu işte. Birinci Mısra'da La İlahe anlatıyor. Taş üstüne taş, kalmamacasına kalbinde Allah'tan başka ne varsa harap et, viran İkinci Mısra tasavvufun ikinci evresidir. İllallah dönemi. Onu lafla anlatamayız. Bu kadar çilelerle, riyazetle, Yunus Emre 40 sene uğraştı. Odun taşıdı. İbrahim bin Ethem tacı tahtı bıraktı. Mansur kelleyi verdi. Niçin? Niçin bu kadar vazgeçmek, fedakarlık etmek, bu kadar çok e, istigna tavrı içinde olmanın amacı neydi? Tasavvufun ikinci evreye ulaşa, illallah'a ulaşabilmek. La ilahe illallah. Ne demek o? Siz kalbinizi Allah'tan başka diğer fani alakalardan temizlediğiniz zaman Cenab-ı Hak lütfeder, ve kalbinize onu sevmenin keyfiyetini tattırır. Allah'ı sevmek nasıl bir şey? Onu tadarsınız. Ve onu bir kere tattınız mı var ya, onu bir kere tattıktan sonra onu tekrar ve tekrar tadabilmek uğruna bu dünyada vazgeçmeyeceğiniz şey kalmaz. Çünkü o öyle bir şeydir ki lafla ancak biz işin edebiyatını, lafını, güzafını yaparız da lafla anlatılması bu kadar. Yani onu hep söylüyorum, bir düşünün onu sevmek nasıl bir şey ve onu sevdikten sonra tekrar bu dünyadaki sevgililere bakmak nasıl bir şeydir? Bir düşünün. Leyla ile Mecnun çölde karşılaştılar, Fuzuli'nin Leyli ve Mecnun'undan. İşte Leyla dedi ki Mecnun'a, Leyli, menem arzu canın, kamı dil inatıvanın. Mecnun ise dedi ki, Men bulmuşam Mevla'yı, men neylerem Leyla'yı. Bir kısmı Farsçadır, Türkçesini söylüyorum. Leyla'ya dedi ki, sen bir aynaydın, sende güneş gözüktü ve gözümüzü kamaştırdı. Ben güneşi istiyorum, aynayı ne yapacağım? Sen bir basamaksın, asıl Leyla yukarıda, sen sadece bir basamak. Ben asıl Leyla'yı istiyorum, dedi ve Leyla anladı ki Mecnun'daki sevgi başka bir şey aynen bir türbeden çıkar gibi mecnun'un eteğine eğilip hürmetle öpüp geri geri çekilerek çölden çıktı gitti. Ve mecnun dedi ki: Hayaliyle tesellidir. Gönül meyli visal etmez. Gönülden taşra bir yar olduğun aşık hayal etmez. Sana şah damarından yakın olanı bildikten sonra uzakta sevgili mi ararsın artık? Ama biz sadece biliriz ve iman ederiz. Onu bir de tatmak var. Bir kez tadan öyle bir çılgınlığa düşer öyle bir taşkınlığı yaşar ki Şeyhülislam bile olsa şaraptan bahsetmeye başlar. Molla Celaleddin bile olsa Mevlana Celaleddin'e dönüşür, kalkar dönmeye başlar. Bu çılgınlığın, bu akıl almaz e, bir perva görüntüsünün temelinde aşk dediğimiz hadise vardır. Ve aşk illallah'a varmakla mümkündür. Nesimiyle bitireyim. Çünkü bildin müminin gönlünde Beytullah var. Niçin izzet etmedin ol beytekim Allah var. Zahidi zerreklerin dilinde daim la ilah. Aşık-ı sadıkların gönlünde illallah var. Şimdi bunların hepsi geçiş beyti için. <laughs> Asıl beyte gelebiliriz. Tek bir şey söyleyeyim. Dilhanesini yok, koma, yık koma taş üstüne bir taş. Gönlün, gönül evini yık. Niye? Çünkü o ev fani. Senin yaptığın vehimlerin, seni kendince uydurduğun sevgililerle dolu adeta Kabe'nin içine uydurma ilahlar koymuşlar. Yık orayı. Taş üstüne taş bırakma ve öyle bir yap ki görenler onu virane sansınlar. Tezada bakın Niye? Çünkü hazineleri nerede saklarlar? Viranelerde saklarlar. Görenler onu virane sansınlar ama sen öyle bir yap ki onu bilen bilsin. Şimdi bundan sonraki beyit diyebilirim ki bütün bu gazelin yazılışına vesile olan beyit. Diğer beyitlerin hepsi buna hazırlıktır. Şair bu mesajı verebilmek için beş beyit yazmış ama asıl mesaj burada. Gönlünde senin gayru siva sureti neyler? Layık mı bu kim Kabe'ye bütan desinler. Senin gönlünde Allah'tan başkasına ait ilgiler, gölgeler, yönelimler, meyiller ne geziyor? Hiç Kabe'ye puthane denilmesi uygun mudur? Kabe'nin içine put konur mu? İnsan gönlü Allah'ın insandaki Kâbe'sidir. İnsan Allah'ın büyük alemidir. Esas dışımızdaki alem insan yanında küçük. Hacim olarak düşünmeyin. Derinlik, zenginlik ve genişlik bakımından insan, bir insan bile dış alemden daha büyük bir alemdir. Ve dış alemde kâbe i Muazzama ne ise büyük alem olan insanda gönül odur. Allah'ın nazar kıldığı yerdir. Pek çok Ayet-i kerimelerde bu var. Ne Allahu Teala buyur. Allah sizin dış görünüşlerinize bakmaz ve lakin kalbe nazar eder. Allah kalbe bakar. Kalbinize bakar. Ve yine Bağdat Ruhi'den galiba aklıma geldi. Sanma ey hacı kim senden zerusim isterler. Yevmula yanfa'da kalbi selim isterler. Yevmula Kur'an'da geçer. La yanfa. Yevmula yanfa Kur'an'da geçen bir lafızdır. Ayettir. Suresini hatırlayamadım kimsenin kimseye menfaatinin olamayacağı bir gün. Öyle bir gün ki hesap günü, mahşer günü Allah'ın huzuruna hesap için çıktığımız gün. O günümüze Allahu Teala yardım etsin. O gün ondan başka yardımcı yoktur. Ve öyle bir mahkeme ki hakimin kendisi bizzat şahit. Hakim diyor ben gördüm ben. Ben şahidim diyor. <laughs> Böyleyken yine de kul var ya yaratılış insanoğlu nefis ona karşı bile inkar eder ta ki organlar konuşturuluncaya kadar. Organlar der ki ben yaptım. Nereye kadar? Kimin huzurundayız? Yavmülaynfa. <laughs> Hiç kimsenin kimseye yararının olmayacağı bir günde Allahu Teala diyor o gün kalbi selim olanlar kurtulur. Ne demek kalbi selim? Sel selamete ulaşmış kalp. İşte dil hanesini taş üstüne taş bırakmamacasına yıkanlar ve Allah'ın rızasına uygun inşa edenlerdir. Eyvallah. Allah sadece bilir, başkaları virane sanır. Dil e, gönlünde senin gayru siva sureti neyler? Diyerek gazel boyunca üstü kapalı imalarla bize sezdirdiği sakı, şarap, kendinden geçmenin neyi murad ettiğini bu beytte anlatıyor. Gönlünde senin ondan başkası ne gezer? Layık mı ki Kabe'ye puthan edesinler? Kabe'nin içine put doldurulması uygun mu? Olacak şey midir? Diyerek bir insanın Allah'tan başka Allah kadar başka bir şeyi muhabbet etmesinin ne kadar abes, ne kadar ters, olmayacak bir şey, istenilmedik bir durum olduğunu vurguluyor. Ve son beytte bakın sözü nasıl bağlıyor Şeyhülislam Yahya. Yahya'nın olup sözleri hep sırrı muhabbet, yaran işitip söyleme yaban desinler. Yahya'nın sözleri hep aşkın sırlarına dairdir. Dostlar işitsinler ve bunu başkalarına deme desinler. Tabi burada söylediklerimiz hüküm değildir. Aşk halinin söyledikleridir. Kişiye ve makama özeldir. O makama gelen, sevmek makamına gelen kişileri bağlar. Yoksa birer şer'i hüküm gibi algılanmamalıdır. Gönlünde senin işte başkasının suretidirken biz çoluk çocuğumuzu sevmeyecek miyiz? Allah'ın meşru kıldığı dairede elbette sevgi var ve insan sevmeden bir kahvaltıyı yapamaz. Elbette öyledir. Fakat Bunlarınki çok özel, çok hususi, çok yüce bir makamın gerektirdiği ruh rejimidir. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Yani bir beş beyti neredeyse yarım saate yakın o da yüzeysel bir şekilde ancak izah edebiliyoruz. zaten. Bu aslında bize bir şey söylüyor. Yani Osmanlı şiirinin karakteristiği hakkında bize bir şey söylüyor zannediyorum. Özellikle kimliği belli olan Şeyhülislam Yahya gibi hem hukuk hem din müessesesinin başında olan bir zat-ı şerifin daha çok dünyevi çağrışımları da olabilecek kelime, kavram ve mazmunları kullanarak tasavvufi şeyleri izah ettiğini görüyoruz. Yani bu şiirin görünürden ötesi olan derin yapısına nüfuz etmek gerekiyor. Değil evet. mi hocam? Peki evet. bu nasıl olur? Esasen bizim divan şiirimiz yüzyılların getirdiği çok boğucu bir zenginliğe sahiptir. Boğucu bir zenginlik. Bakın olumsuz kelime kullanıyorum. Öyle bir irtifaya ulaşmıştır ki ya Galip gibi üzerinde sörf yaparsınız ya da diğerleri gibi içinde boğulur kalırsınız. <laughs> hakikaten kalarsınız. üzerinde sörf yapmış. Sörf yapmış. <laughs> Çok orijinal tabi. Şeyh Galip hakikaten son evet. büyük divan şairimiz elbette. Diğerleri yani o, zaten şairlik tuhaf bir durumdur. Bir insan ya şairdir ya değildir. Bunun ortası, orta şekerlisi falan. Az şair olmaz. Olmaz. Biraz şair olmaz. Olmaz. Hep şiir içinde söylüyorum. Bazen öğrencilerim getiriyorlar cesaret ve cüret ederek. <laughs> Sonra pişman Bakar mısınız filan? Onlar diyorum ki güzel. Ancak şunu bilin. Güzel olmak şiir için kusurdur. Şiir muhteşemse şiirdir. Yani şiir ne? Düşünün ya o şiir Kabe duvarına kadar tırmana bilen bir şeydir. Eyvallah. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Şiir yazıyorsanız öyle yazacaksınız. Arap klasiklerini. Ta ki Kur'an gelmiş de haddini bilmiş şiir. Şiir böyle bir şeydir. Şeyhülislam Yahya'nınkine gelince bütün divan şairlerinde olduğu gibi o boğucu, o sonsuz çağrışın bereketinin altında kendi öz niyetini saklamayı ustalıkla becerebilen bir şairdir. Bir Arap atasözü şairler hakkında der ki El mana fi şair. Mananın tamamı şairin içindedir. Şiirin içinde değil. İşte ne demek istediğini Allah bilir. Acaba az önce şerhine kısmen giriştiğimiz Gazel'de Şeyhülislam Yahya sadece şiir mi yazmıştır yoksa samimi olarak bir yüce makamdan mı bahsediyor? Yoksa onu kullandı mı? Onu bilemeyiz biz. Gerek de yok bilmemiz Bil, yani. Bilemeyiz. Yani Şeyhülislam Yahya'nın içine girmek lazım. Ancak çok güzel söylemiş. El Hak inci gibi yan yana dizmiş. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah hayırlı amelleri arasında evet. eylesin. Amin. Zaten derler şairlerin kerametleri şiirleridir evet. derler. Eyvallah. Yine Şeyhülislam Yahya'dan devam edelim hocam. Bahsi geçti. 17. yüzyıl Osmanlı döneminin duraklama. Ama çok kuvvetli bir duraklama evet. yaşadığı bir dönem. Ondan dolayı Hikemi Üslup filan doğuyor. Bir şeylerin hep yokluğundan, azalmasından, artık kullanılmamasından bahsediliyor sürekli. Şehir İslam Yahya'nın da bir yine gazeli var. var Aşka yani. kabil dil mi yok? Yok. yok Şehir evet. işle ya dil ver yok? Bu yok olanlardan bir derin bir şikayeti var şeyhülislam evet. Yahya'nın. Efendim bu gazeli e... okuyup lütfeder misiniz hocam? Biraz o yüzyıla yine gitmemiz lazım. Gidelim hocam. Şimdi şerhte gelmeyelim aslında. Buralar <laughs> <laughs> güzel belli ki. Şerhte e, üç şeyi bilmek lazım. Bir dönemi bilmek lazım. Evet. Dönem bilinmeden şerh olmaz. O dönemin şiir ikliminden haberdar olmak lazım. Evet. Bazı dönemlerde bazı mazmunları, bazı söyleyiş biçimlerini kullanmak modadır çünkü. Evet. İkincisi şairin mizacını bilmek lazım. Az önce Yunus'la Nedim arasında kıyas yaptığım gibi. Ve üçüncüsü eğer mümkünse şiiri yazdıran vesileyi bilmek lazım. Bu her zaman o, öyle geçmiyor, Tahmin edilebilir ancak. İşte durup dururken de şiir yazılmaz. Rahat adamdan sanatı çıkmaz. Tahmin edebiliriz. Acaba şöyle bir şey oldu da mı bunu yazdı diye bir tahmin evet. yürütülebilir. Şimdi Ve ne zaman yazıldığını bilmememiz de aslında biraz bizim için şu anda bir handikap değil mi hocam? Evet. Yani hayatının hangi döneminde tabii, yazdı? i̇lk şiiri midir? Son, mesela, şu, an, mesela Fuzuli'nin son şiiri ne acaba? Evet. Yani mesela bunu bilmeyi çok şey isterdik var. doğrusu değil mi? Nabi'nin Hayrabad'ını çok fazla göklere çıkarıyorlar diye tam bir sanatkar kıskançlığına kapılan Şeyh Galip diyor ki, Nabi'nin Hayrabad'ı için der ki, vakti heremde yazmıştır anı. Pir olduğu demde yazmıştır anı. Hmm. Yani yaşlılık döneminde yazmıştır. Demek ki gençlik döneminde yazılan şiirler daha makbul. İnsanın kendi ömrü içindeki safhalarda da yazmış olduğu şiirlerde bilhassa yani 30-60 arası çok varlar. Çok nadirendir ama 60'tan sonra deha olanlar da var. Yani bu bir istisna. Şey deha Yani kesin yapacağım. bir kural diyemeyiz. İstisnaları çoktur. Ama genellikle çok yaşlılık dönemine denk gelince öncekilerin tekrarı oluyor. Tekrara düşüyorlar şairler. Şeyhülislam Yahya'da ise tarih olmadığı için divanındaki hangi gazel hangisinden öncedir bilmiyoruz. Epeyce bir ömür. Bilmiyoruz. Ay, alfabetik sıraya göre kaf <laughs> kafiyeler sıralanmış. Hangisini hangi yaşta yazdı bil. keşke onu bilseydik. Değil mi? Tahlilde, değil. tefsirde ve e, şeyde şerfte çok daha rahat olacaktık. Ve hem gününü bilmek isterdik ve belki saatini. Tabii tabii elbet yani, doğrudur. Değil mi? En yakıcı mısralar hangi saatlerde çıkıyor? Ben şeyi bulamadım o yok redifli. Ha burada, burada. Aşka kabil dil mi yok? şehriçre ya dil vermiyor mi yok? Mest yok, mecliste bilmem mey mi yok? Sagar mı yok? Gonca'yı dil açılıp hatir için şad olmaya, Bağda güller mi yok? Gülşende bülbüller mi yok? Görmezüz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, Söyledir mi yok? Cihanda bilmezem söyler mi yok?'' Sengden dil kemmi ya sengi siyahı laliden Afitabı feyz bahşayı bülendahter mi yok Niçin ebkârımı ani besleme zerbabı nazm Yoksa Yahya gibi üstadı suhan perver mi yok Neler Harika. yok hocam, hocam biraz <laughs> başlayalım Sözün başında 17. yüzyıldan bahsederken demiştim ki bir önceki yüzyılın ihtişamının adeta bir anda kesildiği bir yüzyıl. Bir el şalteri kapatıyor. E, liselerde kısmen üniversitelerde filan bir duraklama devrinden bahsedilir. Burada tarihi tarihçilere havalı ederek kendi kanaatimi söylemek istiyorum. Elbette yanılabilirim. E, bana sorarsanız aslında duraklama diye bir dönem olmadı. Hı. Olsaydı çöküş engellenebilirdi. 16'dan sonra direkt çöküş başlamıştı. Duraklama olmamıştır. Çünkü duraklama olsaydı çöküşün önünü almak ihtimali vardı. Ve nitekim 16 ile 17'yi karşılaştırdığınız zaman Adeta hakikaten bir elin bütün ışıkları aynı anda söndürdüğünü görürsünüz. Yani bir geçiş dönemi bile yok. Evet. Tepede Yavuz ve Kanun yerine bakıyorsunuz ya küçük çocuklar ya deliler zihnen bozuk olanlar ya da yaşlar alkolikler. Yavuz'un Kanun'un Fatih yerine bunlar oturuyor artık. Askeriye bakıyorsunuz bir zamanların fetih ve zaferlerine imza atan kahraman yeniçerin yerinde savaştan durmadan savaş meydanlarından kaçan, kendi halkının başına bela olan, kazan kaldırıp indiren Genc Osman faciası gibi Türk tarihinin Kerbalası sayılabilecek olaylara sebep olan bozulmuş, kokuşmuş, kurtlanmış asker tipini görüyorsunuz. Şeyhülislamlığa bakıyorsunuz mahalle aralarında yıldıznameye bakan, muskalar yazan, üfürükçü, hoca tipleri Şeyhülislamlığa kadar çıkabiliyor artık. Bu kadar bozulu vermiş hemen her kurumda bu kadar muazzam bir dejenerasyon söz konusudur ve bu bir önceki yüzyılın tam tersidir. Bir yüzyıl içinde mi bu kadar oldu? Adeta bir el ışıkları kapattı. Ve ilk 200 yılda temeli atılan devleti evet müddetin temelleri o kadar sağlam atılmıştır ki çöküş 400 yıl sürmüştür. Duraklamayı kabul etmesek çıkış 200 yıl, yükseliş kuruluş ama çöküş 400 yıl devam etmiş. 400 yıl boyunca baş aşağı gidilmiş ta ki bilinen olaylarla Osmanlı medeniyetinin tarihe uğurlanmasıyla sonuçlanmış. Şimdi bir önceki yüzyılda Fuzuli, Hayali, Baki, Zati, Cafer Çelebi aklıma gelenleri söylüyorum. Bunlar şiirde. Musiki'de bakıyorsunuz eşsiz bestekarlar. Efendim mimariye bakıyorsunuz Sinan gelmiş. 16. yüzyıl. Denizlere hakimiyet Barbaros Piri Reis. Adeta 100 sene geçse gelmeyecek büyük insanların geçit resmi yapmış olduğu bir yüzyıl, 16. yüzyıl. Devlerin geçit resmi yapılıyor. Ama 17'ye gelindiğinde bunlar bir anda kesiliyor ve bir anda her şey alt üst. Az önce örneklerini verdim. Bu şiirde de böyledir. Vecd ve aşk geri çekiliyor. Kabuk bağlama evresine giriliyor ve bir şeyler yok artık. Bir şey, ruh yok. Fuzuli'ye su kasidesini söyleten, bakiye gazellerinin yanı sıra o muhteşem mersiyeyi söyleten, hayaliye cihan ara, cihan içinde dürü söyleten o ruh 17. yüzyılda veda etmiştir, ayrılmıştır ve biz neyi kaybettik diye zamanın mütefekkiri, zamanın münevveri, entelektüelleri, bunun peşine düşmüşlerdir. Bu gazel de aynı arayışın terennümüdür. Yok diye bir şey Bir şey yok. Eyvallah. Bir şey yok. Bakın ne diyor? Aşka kabil dil mi yok? dil dilber mi yok? Aşkı yaşayacak bir gönül mü yok? Yoksa onda aşkı uyandırabilecek bir dilber mi yok? Ama bir şey yok kesin. Bundan da 300 yıl sonra gelen Necip Fazıl ne diyor? Bir şey koptu benden. Şey her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Bir şey koptu, bir şey gitti. Her şeyi tutan bir şey. Her şeyi tutan bir şey gitti. O şey her ne idiyse onun yokluğunun adeta matemini dile getirmiştir bu gazelde Şeyhülislam Yahya Efendi. Eyvallah. Bu diğer şiirleri de alabiliriz ki Beyitler Efendi. Burada biraz kalalım müsaadenizle çünkü hakikaten e, ilginç şeyler söylüyor. Mesela Gonca'yı dil açılıp hatır niçin şad olmaya? Bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? 17. yüzyıl. Gönül goncası niçin açılmıyor ve hatır niçin şad olmuyor? Acaba güller mi açmıyor yoksa gülşende ötecek bülbül mü kalmamıştır? Soruyor. 200 yıl sonra Ziya Paşa diyecek. Bir devrinde geldi ki cihanın havz tehi bülbül hamuş gülsitan <laughs> harap. Ziya Paşa tam tespit ediyor. Burada ise henüz acaba gittiler mi diyor. Hocam çok özür diliyorum böyleceğim ama e, istifam istifham malumunuz soru sorma ama burada biraz istifamı inkarı evet. var gibi yani yok mu diye evet. soruyor ama elbette yok. Yok demeye getiriyor. Demeye getiriyor Ama getiriyor sanki, Ziya Paşa yok diye tespit. Evet. Ediyor. O noktaya evet, koyuyor. Ziya Paşa yokluğun feryadını veriyor <laughs> Eyvallah. <artık>. Eyvallah. <laughs> evet. Şeyhülislam Yahya'nın bu arada tabii hakkıyla şair olduğunu bu beytlerden alıyor, evet. alınıyoruz. Bir Hemen iki, her beytinden. Tabi tabi. Bir şairin gerçekten şair olup olmadığının iki ölçüsü var. Birincisi hiçbir zorlama, baskı, yönlendirme olmaksızın ona ait mısralar dilden dile, nesilden nesile, hafızadan hafızaya devam ediyor. Öyle bir akışkanlığa sahipse bu adam şair. Eyvallah. İkincisi ise en önemli tespit bulunduğu dönemin havasını, nefsini sesini, nefesini, telakkisini günümüze ulaştırabiliyorsa şair. Eyvallah. İşte o dönemin niçin yok diyen mütefekkir evet. büyük İslam aleminin aslında üzüntüsünü, ıstırabını da görüyoruz. Aslında bir ölçü daha koyabiliriz hocam. 2022 yılında, evet. 2000'li yıllarda hala vatan evlatları bir şairi konuşuyorsa evet. o da muhtemelen çok büyük Abi bir şairdir değil mi? Yoksa Şeyhülislam Yahya bizi tehdit mi ediyordu? Evet. Binlerce <laughs> şair arasından Evet bu zatı ı şerifi evet. konuştuğumuza göre muhakkak bir evet. kıymeti var. Buyurunuz hocam, lütfen. Edin. Çünkü hem dönemi evet. yansıtıyor hem Şeyhülislam Yahya Efendi'nin şiir anlaşılması. Ortadaki istiyor. beyt en ortaya da koymuş muhtemelen. Bu Beytül Gazel olmalı. Muhtemelen diyorum. Beytül çünkü Gazel nedir hocam? En güzel beyit demek malumdur. Edebiyatçılar bilirler. Gazel'in ilk beyti Matla, son beyti Makta, en güzel beyti ise Meytül Gazel. İlk beytin işte başta kafiyesinden anlarsınız Matla'dır. Son beytte Mahlas geçer anlarsınız Makta'dır. Fakat hangi beytin Beytül Gazel olduğuna kim karar verecek? Şairin kendisi mi? Hayır. E biz mi? Hayır. Hangi beyt en çok dillerde dolaşırsa odur. Evet. Ve yazıldığında da anlaşılır. Zaman karar verir. Tabii tabii. Zaman ona karar verir. Sanıyorum burada ortadaki beyt, hem ortaya da koymuş, tahmin etmiş demek ki, e, dillerde dolaşmaya çok yani seza bir beyittir ''Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye, söyledir mi yok?'' Cihanda bilmezem söyler mi yok? Eyvallah. Bu. Bir gönül görmüyoruz ki tuti kuşu gibi bal ve şeker döksün. Öyle bir gönül kalmadı. Hani derler ağzından bal akıyor. Eyvallah. Artık düşünün kendisinden 100 yıl önce gelmiş olan Baki Fuzuli'yi görüyor. Gidenler gitti. Çok büyükler geçti gitti bu yoldan ama artık o kıratta, o çapta şairler gelmiyor. Görmezüz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye tuti kuşu gibi tatlı söyleyen bir gönül görmüyoruz. Eyvallah. Söyledir mi yok? Esas işte tespiti koydu. Söyleten mi yok? Cihanda bilmez, bilmezem söyler mi yok? Acaba söyleyen mi yok? Yoksa onu söyleten mi yok? Bilmiyorum ama bildiğim tek şey artık tuti kuşu gibi ağzından şeker döken büyük üstad sanatçılar artık gelmiyor. Diyerek daha 17. yüzyılda edebiyatımızın Eyvallah. Gidişine bir kilometre taşı gibi ortaya koymuş. Artık bu solan bahçede bülbüllere yok, yer yok. Yok, evet. Deniyor daha sonra da değil mi? Evet. <laughs> Eyvallah. Şey Faruk Nafiz. Eyvallah. Neydi o? Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser, eser yok. yok. Aruz vezine değil evet. mi? Evet. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser, eser yok. Evet. Daha açık söylüyor artık Faruk Nafiz. Evet. Faruk Nafiz soru sorma ihtiyacı hissetmiyor ve olmadığını tespit kesin etmiyor. tespit evet, etmiş. Evet, burada Bur ufakta bir te olsa tereddüt var. Çünkü kendisi var. Tamam. Şey <laughs> Eyvallah. Evet, Çünkü söyleyen var, evet. söyleten de var. Eyvallah. <laughs> evet. Söyletmek kelimesi üzerinde biraz durmak isterim. Lütfen. Ee, bütün büyük sanatçılarda aynı şeyi göp. Poetikaları vardır. Kendi şiiri üzerinde tefekkür poetikadır. Bir şairin, kendi şiiri üzerinde. Bir tefekkür geliştirmesine poetika deriz evet. ve onu yazmasına. Nasıl yazıyorum? Ben yazıyorum ama nasıl yazıyorum? Ee, yani binde bir çok nadiren içimize konan ilham kuşu bir iki saniye durur hemen uçar gider. İçimize tünemiş ilham kuşunu o bir iki saniye içinde gözlemleyebilmek. Nasıl yazıyorum yazıyormuşum ben acaba? Bunun tefekkürü ve yazıya dökülmesi o şairin poetikasını oluşturur. Nasıl yazıyorum? Ve bütün büyük sanatkarlarda, şiir dışında da hep aynı şeyi görüyoruz. Meşhur heykel heykeltıraş Vinci var, Leonardo da Vinci. Hı hı. Ona soruyorlar, heykellerini nasıl bu kadar mükemmel kayadan oyabiliyorsun? Diyor ki, ben heykel çıkarmıyorum. O heykel zaten vardı onun içinde. Benim yaptığım kayayı soymak. Eyvallah, fazlalıktan almak. Evet, önceden vardı. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Şair olanlar bilirler. Bir şiir yazdığınız zaman Sonradan fark ediyorsunuz ki o önceden zaten hafızanızda vardı. Siz onu sadece hatır, hatırladınız. Şiir yazıyorum dediğiniz şey çok önceleri bilinmez bir şekilde içinize nakşedilmiş mısraları hatırlayıvermek. İlham bu. İlham bu. Peki bu nedir? Bu saniye ekber olan Allahu Teala'ya kadar gider. Yunus'a diyorlar ki işte sen nereden bu kadar güzel söyleyebiliyorsun? Yunus Emre ki çok büyük ihtimalle kendi kanaatim bu söz Yunus'a aittir. Yunus eline kalem almadı. Bu söz Yunus'undur. Çok büyük ihtimalle okuma yazma yok. Nitekim ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Diyerek de bayağı protesto ediyor adeta. Böyleyken bu kadar inci mercanları nasıl söyleyebiliyorsun? Diyorlar. Yunus cevap veriyor. Divanında geçer. Yunus'a eydürler sana söz kanden. Üstadım vardır benim, bana söz kanden. Üstadım vardır benim, bana söz kanden. Benim bana söyleten var. Yoksa söz söylemek benim neyime? Diyor Yunus Emre, söyleten var. Evet. Bakın ne diyor Şeyhülislam Yahya? Geri dönelim artık. Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye. Söyledir mi yok? Cihanda bilmezem, söyler mi yok? Söyleten kudret elini çekmişse lal olur. Şairin dudakları kilitlenir. Artık söyleten yok. İzin verilmez. Şair o kişidir ki işin içine nefsi de karıştığı için yalancılıkla hep suçlanmıştır. Ama şairde ötelerden gelen bir dürtükleme kesin. Şair kendisi de farkında olmaksızın önceden zaten var olan bir eseri hatırlıyor o kadar. Kendisi de farkında olmaksızın kendisine verilen üstün sezgi gücüyle Toplumun görmediği rüyayı görür ve önüne koyur. Akif gibi, Necip Fazıl gibi. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekun hattına afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Şu söyleyişe bakın Eyvallah. siz. Neleri seziyor? Şair durduğu yerde bunları söylemez. Şair bir şeyler sızdıran, niçin sızdırdığını kendi de bilmeyen tuhaf, arızalı bir yaratıktır. <laughs> Şair böyle bir şeydir. Buraya nereden geldim? Söyledür mü yok lafından evet. geldim. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Son olarak bir beyt sormak istiyorum hocam. Suzu dilden bir haberdir sanmanız cananeyi. Şem yakmaz mı ol ateş kim yakar pervaneyi? Evet. Hazret ne buyuruyor hocam? <laughs> <laughs> Şeyhülislam Yahya. Gönüldeki. Şanına yakışır, klasına evet, yakışır bir. Evet, evet. evet. Sevgili zannetmeyin ki gönülde yatan ateşten bir haberdir. Gönülde yakan, yakan o zaten. Yani vefasız olduğunu biliyoruz, ilgilenmediğini biliyoruz ama, ama habersiz ama olduğunu biliyoruz. Başka bir şey söylüyor. Burada bakın, baki çizgisiyle fuzuli çizgisini ayırıyoruz. Eyvallah. Baki çizgisinde vuslat vardır. Sevgili yakındır, ona ulaşılabilir. Fuzuli'de ise e, diyor ki, Bunca kime ma hefkana müşittin geceler. Demedim bir gece kimdir bunca hefkan yan? Fuzuli de sevgilinin haberi olmaz. Sevgili görmez bile. Divan şiirinde heykelleşmiş, taş kalpli, tegafül sahibi sevgilidir. Baki çizgisinin devam ettiricisi olan Yahya'da ise ümit vardır. Zannetmeyin ki içimdeki ateşten haberi yok. Mutlaka bilir. şeyi, cihanı yakan o ateş pervaneyi yaktığının farkında değil mi? Eyvallah. diyerek Eyvallah. bitiriyor. Sevginin yukarıdan geldiğini mi anlatıyor hocam? Mutlaka. Zaten divan şiirindeki sevgiyle, yüzyılların getirdiği çağrışım zenginliğiyle o kadar müphem, o kadar muğlaktır ki uzaklardan bir kadın olarak hayal ettirilir ama onun gerisinde mutlak güzelliktir anlatılan. Hüsnü mutlak. Eyvallah. Hüsnü mutlak anlatılır. Eyvallah. Yani hep kadın olarak, kadın figürleriyle resmidir, zülfü vardır, yanağı, dudağı, boyu, posu tamam. Fakat hemen her çizgisinde, estetik çizgisinde ilahi remizler nakşedilir. Eyvallah. O fani sevgili dediğimiz de zaten e, hakiki güzelin tecelligahı değil mi Evet, hocam? öyledir. Muhakkak değil değildir. Mi? Evet, şey var ya, onunla bitirelim istersen. Lütfen, Şeyin Ömer Ruşeni dededen, dede, dede Ömer Ruşeni'den Ruşen Hüsnünün aksin ruhi dilberde peyda eyledin Çeşme aşıktan dönüp anı temaşa Aşağı eyledin Güzelliğini güzellerin yüzünde gösterdin ve aşıkların gözünden kendi güzelliğini sen seyrettin. Eyvallah. Seven de, sevilen de bir. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Bugün ben Şehir İslam Yahya'yı konuştuk. Efendim cihanda aşıkı mehcura sanma rahat olur. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Bugün Şehir İslam Yahya'yı konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse haftaya tekrar birlikte olacağız. Hoşça bakın muhterem zatınıza.